E, ne haber? İyi, sende ne haber? Çok şükür valla. Bildiğin gibi. Ben yine böyle kolu açarak falan sen diyorsun ki halay Ben özellikle geçmiyor. açmıyorum çünkü bizim kollarımız tümleşik gözüküyor ekranda. <laughs> evet, evet. Garip bir ucubeye benziyoruz. Tek koldan bitişik ikizler. En işte. son en son şeye döneceğim ama. Belki koltuğunda bu şeylerin fonksiyonlarını kullanıp şuraya dönüp bağdaş kurup falan. Valla şey olacak. Var Dedik, dedikodu ama modu vardır ya. Şu dizim bükülse yapacağım onu. Kazadan sonra dizi bükemiyoruz hala. Ama bir Aa, ha. altımı alıp oturmak istiyorum. Çok özledim o günleri. Ne lüksler varmış hayatta. Mesela hiç bağdaş kuramazdım. Hala kuramıyorum. Onu özlemiyorum. Ama gerçekten aslında. kaza sonrası bir yılmış değil mi? Bir yıl. Abi bir yıl oluyor da gene geçmiyor ya. Yani hala belli marazlar. Yağmur başladığı zaman. <laughs> ağrıyor mu gerçekten? Kemal şunu, tabi tabi. Kemikler abi ciddi anlamda. Neyi hissediyor bilmiyorum ama. Ne mi? ihtimalle ya da ya da elektrik. mesela falan. bir gün önceden anlıyorum yani. İşte geliyor. O işletiyor. havalı yaşlı ağrı. diyaloglarına başladım diyorsun. tabii, yani. tabii <laughs> değil değil. Her yerlerim ağrıyor. Mustafa bildiğin gibi değil. <laughs> Yeni sefilleri dinliyorum Storytel'de. Sefiller. E, sefilleri hatırlar mısın? Bence Victoria. 4 yıl sürer. Çok uzundu o. Ya e, bu klasiklerin orijinal hallerini, meğer bizim okuduklarımız orijinal değil, evet, zamanında evet. okuduklarımız, Çok orijinal hallerine yani oturup okuma ihtimali yok ama işte dinleyerek bu bir şey oluyor. Gündem olabiliyor. Sefilleri bir merak ettim. Bakayım orijinali de ne diyor falan. Bu arada bizim kitap diye bildiğim şey aslında kitabın ilk üçte birinde bitiyor. Sonrasında Doğru. ne anlatacak bilmiyorum yani. yani daha, daha konu böyle Fransız İhtilali nasıl yapıldı? Fransız İhtilali sonrasında Napolyon savaşları ile ilgili detaylara falan gibi. yani o Robinson Crusoe'da da çok şaşırmıştım. Robinson Crusoe aslında iki ciltmiş ve adadan kurtuluyor adam. Adadan kurtulduktan sonra da Hristiyanlıkla ilgili falan bir sürü anlatısı var daha. Yani devamında arka arka hikayeleri falan var. Bizim bildiğimiz Robinson Crusoe adıdan kurtulur konu biter. Hani bizim <laughs> heyecan duyduğumuz konu Cumali öyle değilmiş. De olur falan Sefiller de... ya yani bu güzel bir konu kafa olarak da güzel bir konu. Arkadaş 1800'lü yıllarda şimdi üzerine konuştuğumuz felsefi anlamda çatışma yaşadığımız suç, ahlak, zihin, vatandaş olma hali, inanç kavram, inanmayla alakalı şeyler, krallık vesaire değerlendirmesi. Arkadaş hepsini tartışmış içeride ve Gerçekten akıllıca tartışmış. Şey değil yani. Biraz anlatısı eski Türk filmi anlatısı tabii yani içinde yüksek acitasyon var. Can <laughs> var can. Can var bravo. Çok güzel hatırlıyorsun. <laughs> Okumadım ama bilirim. Katlanamadım abi ben. Birkaç kere başladım. Can var can. Bir de Fransızca ile ilgili bir alerji durumu var bende. Fransızca çok kelime geçince şarkı bile dinleyemiyorum. Ee, bir havası vardır da ya böyle onun kızlar gibi. çok seviyor ama ben hiç orada değilim. Hiç, yani. hiç, hiç seni değil. Gelişimden beri sevmem. Çok şaşırttı beni. Yani içinde seçtiği çelişkiler, toplum olma, büyüme, sosyolojik sorunlar da dahil olmak üzere içinde anlatmayı, üzerine çelişki yaşatmayı seçtiği seçkiler çok başarılı, çok kaliteli. Kadim abi. Yani evet yani her çelişik yaşanan konu burada gündem etsek hala güncel bir konu aslında. Hani bir, bir şeyle alakalı suç hangi sınırda başlar? Suç ceza ilişkisinde nasıl ele alalım falan mevzusu. Ölce Çok şaşırdım. Diyor ya projeyi anlamak için Dostoyevski okuman gerekiyor evet. falan diyor. Ee, Bu arada yani... bana sorsan mesela Sefillerin adı suç ve ceza daha doğruymuş. <gülüyor> <gülüyor> bana sorsan Sefiller karıştırmışlar onlar Karıştırmışlar onları yani. onları o hikayeyi. Sefillerde çünkü ana çelişki onun üzerinde yani Suç koydu. ve ceza okudun mu? Suç ve cezayı okudum. Aa bravo. Ben bitiremedim <laughs> abi. Ama ben şey ben bir azmi, gece duvara fırlattım hatırlıyorum. Yeter lan falan diye. Yani ben lise onda... lise azmiyle okudum. Yok. Ben büyüktüm o zaman. Raskolnikov'un iç muhasebelerinden ben muhasebeyi kaybettim valla. Yeter dedi. Bari. Sonra öğrendim ki işte kumar borcuna karşılık sayfa başı telifle uzatmış da uzatmış abi. Dost eski de olsa sonuçta para lazım. Evet Rus edebiyatının öyle bir trajedisi var ne yazık ki. Adı böyle çıktı yani kumar borcu yüzünden Burada, yazılan kitap. Tabii yani YouTube'da gömmeyelim şimdi kesin güzel bir şey ama benim kafa almıyor. Yani belli bir zamanda okumak lazım onları. Sadece şaşırtıcı olan, üzerine biz hani önemli kavramsal felsefi çelişkiler, düşünceler, zihin, bilgi bilmem ne bir şeylerle alakalı güncel olduğunu savunduğumuz belli içeriklerin aslında o kadar da güncel olmadığını, insanlık gündeminin ana malzemelerinden biri olduğunu ve bunu çok ya içinde cep telefonu olmadan bir de ağ toplumu etkileri olmadan birebir neredeyse şimdi yaşadığımız, şimdi üzerine sohbet ettiğimiz bir matematikle ele almış Zaten bizim yani bizim derken genel açık beyin kafasının güzel tarafını ana dertlerle uğraşıyor evet, değişmemiş evet, yani evet. 3500 yıldır en azından bildiğimiz kadarıyla aynı yani. Evet 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 yani bir şeyde şaşırtıcı. Arada muhabbet olsun diye söylemek istedim yani bugünlerde Vallahi... bir mahir ünsal beni şaşırtıyor. Bir de Bu aralar çok vaktimi podcastler yediği için ara verirsem söz bir tane klasik ben de dinleyeyim. <laughs> Suç ve cezayı kesin dinlemem. Yok, suç ve cezayı boş ama sefillerin söyledim. başı dediğim gibi hep şey yapılıyor. Monte olabilir. Cristo kontu var mı? Monte Cristo kontu diye de bir şey var da şeyde Stortel'de, Stortel'de var mı? De. Emin değilim kontrol etmem. Tabii ama dinlerim. mutlaka vardır yani öyle Monte tahliyeyim. Cristo çok havalı gelir bana. onun da hikayesi evet onun da hikayesi güzel. O biraz daha aksiyonlu aksiyonlu bir şeydi. Aynı çelişkileri yaşıyor. Ama emin değilim. Tamam söz. Seninle bugün dijital kimlik muhabbeti yapalım diyorum. Aha. bu e, hadi bakalım. Hadi hadi bakayım. Hem de şunu hem de senin dijital kimliğin üzerinden biraz muhabbet yapalım. Senin havalı bir dijital kimliğin var. Şeyi kullanıyor musun? Bartman'a bir şey var Google'da. Sen normal Google araması yaptığında yanda bir böyle bir Aa, al gibi dökülüyor. Takır takır takır. Ben geçen kendimi arattım. Ne oluyor lan dedim. O kadar çok şey yazıyor ki. Şu evlendi, şu boşandı, bilmem ne bir şey. Kızı var, çocuğu var, müzik yapıyor. Lan dedim ne oluyor? Eskiden bir Google araması yapardık, sayfaları gezerdik. Şimdi her şey orada çıkıyor falan. Rahatsız edici bir dijital kimliğin e, var gerçekten. Bir de e, senin dijital kimliğinin kapladığı hacim de çok büyüdü. Yani sen evet. nitelikli bir içerik üreticisin. Yani her alanda bir de yani gerçekten şeysin de yani hani 98 <laughs> yılından beri <laughs> aktif bir şekilde bir yerlere hem yazılı bırakıyorsun hem görsel malzeme bırakıyorsun ve bunlar kalıcı malzemelerde. <laughs> Bırakıyorsun deyince aklıma hızlı gider atın diye bir başlayan atasözü geldi. Bıraka bıraka gidiyoruz yani. Bu bu içinde olduğumuz kanalın hemen hemen işte 4-5 yıllık beraber bir şey başlangıçta 9000 abonesi falan vardı başladığımızda. Tabii, tabii. Çok çıktı daha. Geriye dönük kontrolünü yaptığımda çok da öyle kolpa yapmamıştı söyleyeyim sana. Yani hani 4 yıllık bir mevzudan dijital anlamda 4 yıl çok hızlı evet. eskiyebileceğini varsayıyorsun. Hala yani bunlar rastgele iki yıl önceki bir videoya geçtiğinde de arada var tabii bir yüzde on, yüzde on beş azıcık zıvıçmışız aradan ama onun o kadar ancak o kadardır yani Yok, o kadar hiç, çıkmaz. Yani ben valla bu yani bizim kütüphaneyi hakikaten şöyle bir arşiv içeriyor olan bir kütüphane olarak görüyorum. Ben tatminim yani o işten şimdiye kadar üretilen malzeme iyi. Hani bu görüntülü ortamda bu kadar olurdu yani daha ne olacak bir de Hani bir Barış Özcan gibi böyle prodüksiyonlu falan da bir şeyler yapmıyoruz ama Hakikaten buraya bir özenimiz var yani. O da bakıyorum şöyle arşive bakınca. Yani biz yaptık diyebilirim rahatlıkla. Bu ben ara sıra asenkronizasyon diye anlatıyorum ya. Yani biz olayı anlamlandırmak için kullandığımız hikayeleri 1980'li yıllardan getiriyoruz ama davranışlarımız farklı diye. Dijital kimliği de anlatırken kullandığım bir hikaye bu. Yani şimdi bir başka insanın merak ettiğinde ilk yaptığın eylem Google'a girip yani dijital anlamda varlığını araştırıyorsun. Yaparken de şey olarak yapıyorsun yani bayağı böyle stalk zihniyle. Annem de öyle yapmayı biliyor yani fotoğrafına bakıyor, sosyal medyasına bakıyor, kaç takipçisi var bakıyor. Bu bunlar profesyonel ilgileniyor bilmem ne. Bu bu kadar para kazanıyordur falan. Ya. Bu A atçılık seviyor galiba falan ya. Yani öyle görebilecek kadar stalk yapıyor ama ikinci soru olarak soruyorsun kendi adını yaz bakayım ne çıkıyor falan. Direkt hani böyle herkesin bir tüyler diken kendi oluyor ya. Sosyal güzel bir şey değil ki falan diye böyle <laughs> hani ne var canım. Ha, bu, bu. Halbuki hepimizin bir dijital kimliği oluşmaya başladı ve biz buradaki ilk kuşans yani dijital... ayak izi ile beraber bir kimlik oluşuyor aslında. Evet, evet yani ya biz onu yaratmıyoruz da bir şekilde biz onu da yapılandırmıyoruz da bir şekilde oluşturuyoruz geçerken. arkamızda bir iz kalıyor. Yine. Oluşturuyoruzun ötesinde bir kısımda aslında yapma yapıyorsun da yapmanda evet. gerekebiliyor bir şey mesela sen nokta neti yapmışsın mesela Tabii. yazılarını bir araya toplamışsın bir şey bu arada onu da söyleyelim çok güzel. yazıları bir araya toplayarak bir web sitesi de yapmışsın. Çok eskidir bu arada. Ya. Resmen yani kadim olmaya aday. Bitti. Temel atma töreni 1998 <laughs> abi daha buri diye bağlanan internetler varken <laughs> o sayfayı yaptım ben yani. Ee, bir şeyde ve orada genel anlamda bu, bunların bir kısmı da elde kendi varlığımızın devamı. Bu bazen ticari ilişkilerimizle de ilgili olabiliyor. Sosyal ilişkilerimizle de ilgili olabiliyor. Yani orası da bir bölümü düzelterek içine bir şey koyduğumuz, bilinçli yaptığımız bir şey de oluyor. Burada dijital kimlikle alakalı tuhaf bir çıkmaz var. Bunun aslında özelinde bu soruyu soracağım sana. Dijital kimlik oluşurken insanlar orası sosyal olarak kabilenin içinde olmayan bir şey ya, 5 milyar açık falan kimsesini aslında bireysel olarak tanımıyor. Çok kolay kolpa yapabiliyorsun. Yani çok kolay daha zayıf bir adam olarak gözükmeyi tercih edebilirsin ya da ne bileyim işte. Çok çirkin olur ama saçlı bir adam olur. Yani bir şeymiş gibi gözükmek, bir, bir şey yapıyormuş gibi gözükmek e, mümkün. Bu niye benim aklıma gelmedi? <laughs> evet. Saçlı olabilir. Çok kötü bir fikir olur yani. Ben saçlı halimi bir kere... Abi var şu yapay bak. zeka şeyi var ya resimleri. Bir tane saçlı çıkarmış. bizim Çocuklar baba ne olur bunu sil falan dediler yani gerçekten. Bana da birkaç tane aynı şekilde saçlı fotoğraf vermiş ama ben çok 20'li yaşlardan beri kelim. Ben çok yadırgadım konuyu yani. Böyle falan oldu. Dünyada durmuyor gerçekten. Sence senin dijital kimliğine baktığında ya yani arka tarafta Sinan Canan diye yazdığında dijital olarak seni hiç yüz yüze face to face tanımayan insanların tanıyacağı Sinan Canan'la benim tanıdığım eşim, dostum, arkadaşım, beraber yediğim içtiğim insanındaki Sinan Canan sence birbirleriyle uyuşuyor mu? Yani birbirlerini kaplıyor mu? Nasıl görünüyor? Ekşi sözlük hariç evet. <laughs> Niye ekşi sözlükte biraz bu dijital dünyanın gerçekliğini hani negatifinde karikatürize ederek gerçekliğini yani, arttırmıyor mu? Ekşi sözlük yani hayatta şöyle gönül rahatlığıyla gömememişler kabilesinin toplanma yeri olduğu için onlar zaten gömme yaparlar. Orada bile çok güzel şeyler yazan arkadaşlar var. Onlara tık tık teşekkür ederim zaman ayırıp yazıyorlar. Ama netice itibariyle şu internetin genelinde ben sık ararım bu arada kendimi. Güzel gözüküyor bana. Yani e, daha evvel Hayko Cepkin'in bana hatırlattığı bir şeyi burada da konuşmuştuk. Ünlü olmanın bazı farklı modları var. Mesela bir sahne personasıyla ünlü olup sonra sokakta normal insanlarla karşılaştığında insanlar senden sahne performansı beklediğinde o bir ikilem yaratıyor. Ama Hayko demişti yani sen evde pijamanla nasılsan muhtemelen ekranda da öylesin ama ben öyle olamıyorum falan filan gibi. Ben mesela o rahatlığı yaşıyorum. Şu anda dijital kimlikle ilgili çok yakın zamanda fark ettiğim bir şey var. Bu yapay zeka destekli aramaların getirdiği yeni bir şey var ve bu geçenlerde çok ilginç bir şekilde karşıma çıktı. Yurt dışından bir akademisyenle ilk defa tanışıyoruz. Adam benim hakkımda bayağı bir şey biliyordu. Ve sadece gelmeden önce adımı aratıp ne gördüğünü sonra ben aratınca gördüm. Çünkü kendi dilinde döküyor bütün internette seninle ilgili olan konuları. Direkt tercüme ediyor. Artık dil bariyeri de yok. Yani eğer bir şekilde bir yerde lafın geçiyorsa, birileri senin hakkında bilgi elde etmek istiyorsa artık bunun Ülke, dil sınırı evet, evet. öyle bir şey de kalmadı. Evet, hoştu tabii bu arada muhabbeti hakikaten ortadan başlayabildik yani. Bir sürü şeyi atladık çünkü o beni biliyor, ben onu biliyorum. O tarafıyla güzel ama yani bir taraftan da şimdi biz hepimiz kamuya açık işlerimizde belli bir tarafımızı gösteriyoruz. Mesela benim en çok nasıl diyelim sıkıntı çektiğim kısım şu. Yazdığım kitaplar, konuştuğum konular, anlattığım şeylere bakınca insanlar mesela ulan bu herif kim bilir nasıl yemek yiyordur eşiyle dostuyla nasıl konuşuyordur, kim bilir ne güzel yaşıyordur falan gibi düşünebiliyorlar. Şimdi böyle bir hayat yok bir kere onu söyleyeyim. Fakat o idealize edip kestirmelerle düşünen zihinlerimiz var ya, medyadan bildiğimiz insanlar hakkında da böyle şeyler üretiyor. Ben mesela internetten Bu tanıştığım... mesela 1980'den kalan bir algı biçimi. Evet o zihinde oluşan şey. Evet. Ee, hem öyle hem de yani oluşturan insanlar da arka tarafta Zeki Müren'i hatırla. Yani Tabii. öyle bir hayat yaşadığı imajını veriyordu bu. <laughs> bu ya yani evinde tutması. yapılan çekimde <gülüyor> falan. <gülüyor> yani, der <öbeler> olsun ya <laughs> şeydi. İnsanlara hani arka tarafta biz böyleyiz ha. Bilgisi de veriliyordu. Çünkü çok yaratıcı, öyle değil, i̇şte hepimiz tuvaletçilerden Yani biz şu anda mesela bayağı yani çoğumuz eğer özel bir gündemimiz yoksa aslında bayağı açık seçik, samimi bir şekilde internetteyiz. Evet. Ama işte benim gibi bir adamın yani yazar-çizer olmanın, ideallerden bahsediyor olmanın böyle bir handikapını yaşıyorum ben. Ne bileyim bir yerde lahmacun gömerken, hocam fabrika ayarı, az yemek, ikinci ayarı o, falan. <laughs> e şimdi bir şey diyemiyorsun yani ben de yiyorum bunu falan. Olmuyor. Hocanın dediğini yap, yaptığını yapma. Çok bir güvensiz bir ortam oluşturuyor falan. Ama sonra baktım. Geçen Robert Sapolsky dinliyorum. Bir Modern Wisdom diye bir dinlediğim podcast serisi var orada. Adama soruyorlar. Stresle ilgili bu kadar kitap yazdın sen falan. Nasıl yöneteceğiz stresi? Diyor ki ben solacak en son adamım. Ben hala diyor laboratuvarda fıttırıyorum. Kitap yazmış <laughs> olmak. Aa dedim ulan herkesin derdi aynı. Şimdi mesela Robert Sapolsky'de ben izlediğimde aynı şeyi düşündüğümü fark ettim. Şimdi bu adam benim bayağı nasıl derler evrimsel nörogenetiğin temellerini öğrendiğim adam. Bütün derslerini falan takip ettim. Ama herif o kadar ponçik, o kadar güzel anlatıyor dedim bu adamın kemikleri alınmıştır yani hayatta hiç ponçik gibidir. <laughs> öyle değilmiş. O bir ikilem yaratıyor ama galiba o dijital ortamda gördüğün senle gerçek sen arasında böyle bir barış sağlamak da çok mümkün değil. Çünkü orada her şeyimle gözükemem ya. Olmaz, saçma olur. Yani evdeki bütün hallerimin internette olması mümkün olmadığı gibi kafamdaki çetişkiler, çatışkılar, ne bileyim atarlarım. Mesela eskiden şeyde yapardım Twitter'da geçen sene. Yani aklıma gelince yardırırdım. Bu sene terbiye ettiler. Artık çok fazla Twitter falan uğraşmıyorum. Bu arada büyük rahatlıkmış abi. Hakikaten Twitter'ı bırakmak sigarayı bırakmaktan daha sağlıklı olabilir. E yani ama, çok ama güzel. bir ara sen onunla oynamayı seviyordun. Aslında o senin gaming alanında. Sonra ee, aslında evet. onu, onu oynadığın işte gibi yaptı böyle. Ama bunu. şeyi küçümsedim. Ben oynuyorum ama onunla, onun benimle oynama... Potansiyelini küçümsedim, problem çıkardım. Beni de dönüştürdü yavaş. Mesela atarlı bir adam haline girsin orada. Dış hayata bilmiyorum yansıdım ama orada böyle mesela kapışmak, dalaşmak hoşuna gidiyor. Sonra diyorsun bir dakika lan ben böyle değildim. Ben ponçik ponçik güzel güzel yorumlar yazan, işte uzun uzun kritiklere uzun uzun cevaplar veren çok sabırlı bir adamdım. O kısa iletişim seni bir süre sonra çarkın içine alıyor yani böyle çok kötü bir hale getiriyor. Bu arada bu hani benim bayağı bayağı bir dijital kimliğimin de parçası. İnşallah ananınce çıkmıyordur eski şeyler. Yani bayağı bayağı bir yardıldığımız durumlar var. Ya o, o da o da senin işte yani hani bu, bu Sinan Hoca çok güzel çok tatlı bilmem ne bölümündeki suistimal edilebilecek bir bölüme karşı verdiğin bir defans da aynı zamanda. Tabii, tabii. Yani, orada başka bir evet, alter ego evet, çıkıyor. Evet. Bana. Bununla da çok dalaşmaya da gelmez abi. Bunun da tersi pis. <laughs> yani bir, bir imajı hani öyle bir fotoğrafı oluşuyordu ama Twitter'a ben de her zaman çok şaşırıyordum. Senin daha böyle oyuncu o soruya cevap verebilme, yani bu bilginin kendisiyle oynadığın bir oyun gibi de geliyordu bana. Abi biz neyi anlamadık orada biliyor musun? Bak ben seneler sonra fark ettim. Şimdi biz hep dost meclisi, bir sınıftaki öğrenci, bir seminer, bir iş toplantısı falan gibi insanların belli gündemlerle oturdukları ve belli bir insicam içerisinde buluştukları yerlere alışığız. Ailedeki sohbet bile böyle herkesin bir yeri bilmemesi var. Abi bu tarz mecralar hiçbir yerde bir şey diyemeyen ve bir şey diyecek böyle içindekini kusacak bir yer arayan bir kitlenin de aynı zamanda çok güzel kendini bulduğu bir yer. Ama bizim gibiler muhtemelen çoğunlukta dur orada ama Bunlar püskürünce onlar da coşuyor ve ortalıkta bir anda böyle çamura dönüyor her şey. Yani ben şöyle, bir patinaj hali. Şöyle anlatıyorum onu da eğitimlerin içerisinde. Masada böyle 8-10 kişi kalabalık bir masada uzunca bir sohbet yapıyorsundur. Biri oradan geçerken bu bazen garson olabilir ya da bazen uzaktan bir tanıdığın. Bir şaka patlatır gider ya ya da bir cümle söyler gider. Aynen. Twitter sadece o adamlardan oluşan yer. O masa yok ama. Yok şöyle o adamlar aslında çok azınlıkta. Fakat Mesela, ama herkes o gayrette yani. Şöyle dijital kültürün bence önemli parçası olacak bir görgü de şu olmalı bence. Bunu nasıl oturturuz bilmiyorum ama rutin, normal, muhabbet duygusal olarak çok çalkantıya sebep olmadığından kalıcı bir etki yapıp seni fazla angaje etmiyor. Ama biri çıkıp bir trollük yaptığında, küfür ettiğinde, bir şey söylediğinde, sert davrandığında ya da ne bileyim hakaret ettiğinde, aşağıladığında bu duygusal olarak muhatap sen olmasan bile sende bir zıplamaya sebep oluyor ve orada bir angaja olma ihtiyacı. Ben de gireyim de, ben de bir şey yazayım. Mesela birisi bana bir şey saydırıyor. altına 20 tane. Sen Sinan Hoca'ya nasıl... Böyle, niye coşuyorsunuz? Yani ya sanki paralı olarak onlarla bir anlaşmamız var. mı? Biri bana saldırsa siz de girin falan gibi. Öyle bir görev varmış gibi hareket ediyorlar. Bunun sebebi o negativite ya da duygusal olarak kuvvetli uyaran çok gözüküyor. Aslında Twitter'da çok makul insanlar var. Yani çoğunluğu makul insanlar. Tanıştığında zaten anlıyorsun. Ama o troll'lik için o kadar tatlı bir erkeğe fark etmezsen kısa bir süre içerisinde sen de profesyonel bir trole dönüşebilirsin yani. O ortamın çünkü dönüştürücü bir gücü var. Hani bu dijital kimlikle ne kadar alakalı bilmiyorum ama internette yapıp ettiklerinin bizi dönüştürdüğünü de bilmemiz lazım. Bir şey dönüşüyor. Şöyle bir şey olabiliyor. Bak o çocukların büyük bir bölümü bunlar ya zede gördü ya da hani çok büyük bir potansiyel yakalayamadan eridiler. Karakterin ve kimliğin seni toplumsal anlamda önemli bir yere getirebilir. Evet. Hele de üzerine meziyetler eklersen daha da tatlı bir yere gelebilirsin. Ama sadece karakterin bile düzgün bir adam olman, insanlara ve bilmem neye yetkin olman, kritik zamanlarda doğru hamlelerde bulunabilecek beceride olman bile seni toplumsal anlamda 1963 yılındaki bir topluluğun içerisinde, toplumun içerisinde olsan bu bile sana bir, bir saygınlık, bir statü eklerdi. Şimdi bu kimlik, buradaki oluşmuş kimlik, bir de bunun üzerine işte mesleki anlamda beceriler, yetenekler, meziyetler eklediğinde tatlı hale geliyordu. Şimdi bunu buradan kaldırıyorsun. Dijitalde yeniden sıfırdan kurabiliriz. Hem de 40 yaşında bir adam, 60 yaşında bir kadın ya da işte ne bileyim herhangi birisi ya da çocukluktan beri farkında olarak ya da olmayarak dijital izler bırakarak bir kimlik oluşturuyorsun. Şimdi bu oluşturduğun kimlikteki kimliğinin gücünü belirleyecek olan malzemeyi algoritma veriyor. Bir kimlik oluşturuyorsun bu ayrı ama aynı zamanda eğer istersen kimliği manipüle edebilecek, kimliği saf haliyle birinci seviyede kimlik diyelim buna. Yani sen orada var olduğuna öğretmensin. Doktorsun. Orada da belli bir oranda güven oluşturacak kadar bir aşamada, birinci derecede orayı doldurmak zorundasın. Bu arada artık zorundasın. Evet bu opsiyonel bir şey değil. Aha, çünkü yani şakasını yapıyorum onun da. Gerçekten karşılıklı konuşma şöyle oluyor. Adam diyor ki ben 20 yıllık doktorum. O da diyor ki yok Google'a yazdım. yolu demiyor. Tamam. Diyor ki lan doktorum. Yo, yo, diyor ben baktım yoksun. Ya şimdi Google'da yoksa öyle doktorum. Ben 20 yıllık bilmem artık orada güven zincirimiz bizde yani. Hani masada biriyle tanışsak sonra Google'da arasak adamı bulamasak huyladırız. Ben, evet. tamam, yani. ya. ben öyle bir tane hanımefendi şey dedi. Adam dedi hiçbir yerde yok dedi. İn midir, cin midir falan, sapık mıdır? Ee, tabii yani tabii Mesela... İşte yani fake bir kimlik mi kullanıyor falan. Şimdi bu birinci aşaması. Birinci aşamanın ötesinde bu kimliği güçlendirmek yani güçlü, yetkin, dijital bir performansı olan bir kimliğe dönüştürmek algoritmalarla uzlaşmaya dayalı. Evet. Şimdi Serdar Kuzuloğlu söylüyordu, çok katılıyorum. Artık meziyetten gelmesi gerekmiyor. Meziyet dışı anlaşmalarla da çözebiliyorsun. Bir kızcağızın belgeselini yaptılar konuyla alakalı bir şey anlatıyordu yani. Bilerek trollüyor, bilerek insanları kışkırtıyor ve oradan gelen yorumlar ne kadar aşağılıksın ne kadar bilmem nesin yorumlar algoritmada pozitif bir şey yorum sayısı artınca beğeni artıyor yayılım artıyor bilmem ne falan çoğalıyor yani o yöntemini bulmuş yani hani o, o, konuyla alakalı kısa yollar geliştirmiş yani sistemi eklemiş yani basit bir şekilde şimdi buradan oluşan gücün kendisi de sana ekonomi statü ya da bir, bir pozisyon veriyor Ün yani. falan nasıl Ün. Ün veriyor yani en basitinden yani işte Herhangi bir telefonda bir servisle bilmem neyle konuşuyor olduğunda hani sosyal medyada yüz binim var dediğinde ürküyor herkes. Yani hani konu oldu ya Samsung böyle bir macera Tabii anlasın. tabii herkesin oldu yani. yani. Orada orada bir gücün oluyor ki hani azıcık da ünlüysen, azıcık da bir yerde bir karşılığın varsa bir saygınlık alabiliyorsun falan yani ekonomik karşılığa da dönebiliyor falan. Bunu nereden aldın? Hiçbir meziyetten almadın. Yani sistemi hackledin ya da sistemle uzlaştın. Hani bir beceri belirledin ya da bir şey yaptın. Bu da senin kimliğinin bir parçası oluyor. Yalnız şimdi bak böyle anlatınca benim dijital kimlikle ilgili esas sorunumu fark ettim. Daha önce bunu düşünmemiştim. Yani sürekli benim hakkında yazılan, çizilen ve yapılan yorumlar da bunu doğrular nitelikte. Algoritmalar seni tanımlanabilir bir entite halinde öne çıkarıyor ya paylaştığın şeylerle ilgili. Şimdi aynı anda bilim anlatıyorsan, maneviyat konuşuyorsan, müzik yapıyorsan işte ne bileyim başka geyik işlerle uğraşıyorsan, işte metalciysen, bir takım etkinliklerde bulunuyorsan falan. Bunların hepsinde farklı farklı, i̇şte evrim evrim kavgasına girmişsen, hepsinde farklı mecralarda farklı şekillerde seviliyorsun ve şu anda ben mesela internette ne kadar çok yer alırsam alayım, benim kişisel çapımla hiç alakası olmadığını fark ediyorum. Benim ilgilendiğim şey gibi gözükmüyor orası. Herkes beni başka bir yerinden duyuyor. Başka bir yerinden ilişkiye geçiyor. Kimisi beni neredeyse yarı peygamber yapacak dini anlamda. Kimisi için e, ne bileyim işte agnostiklerin gizli kahramanı. Bir başkası için bilim savaşçı, bir tanesi için fake bilimci falan. Herkes bir başka taraftan duyabiliyor. O yüzden bu kimliğin algoritmalara bağlı düşününce aslında hakikaten üzerine çalışılması gereken bir şey eğer ihtiyaç varsa. Ben çok umursamıyorum. Benim da. fark ettiğim, senin ilgini çekeceğini düşündüğüm bir şey var. Kütlenin büyümesi çekimi arttırıyor ya bir çekim oluşturuyor. Kütle normalde meziyetle ya da anlamla büyümesi gerekiyormuş gibi görünüyor. İlk defa bizim kuşağımızda buna gerek olmadan, bir anlama ihtiyaç olmadan çok yüksek kütle oluşturabildiği insanlar. Şunu fark ediyorum. Bu bir çekim oluşturuyor ve çekimi onun çekimine kapılanlar anlamını kendi üretiyor. Yani senek refleks. Senin bir anlam üretmene gerek kalmıyor. Yani sen bir beceriyle o kütleye vardıysan eğer öyle ya da böyle o kütleye ona denk gelen yani o bilinirliğe diyelim bir şeyde denk gelen herkes senin için bir anlam üretiyor yani sana hizmet eden ya da etmeyen Aynen öyle. pozitif ya da negatif. Ben şunu onu yaşıyorum mesela. Evet. Her zaman şunu kontrol etmeye çalışıyorum ama yani gerçekten anlatmak istediğimle bana atanan anlam uyuyor mu? Mesela o bazı durumlarda işte dediğim gibi beni böyle evliya gibi ya da kafir gibi resmetmeyi çok seven gruplara diyorum bak abartmayın yani öyle bir konu yok. Biz de normal takılıyoruz işte hayatımızda. Belki onları düzeltmek gerekiyor ama bakıyorum şimdi genel ton itibariyle ben aslında şu ana kadar olandan memnunum. Ama hiçbir şekilde yani yüzde yüz kontrolünün olamayacağı bir yer orası. Yani bir, belli bir büyüklüğe geldikten sonra bu iş. Ondan sonra yavaş yavaş galiba her yani durumda olduğu gibi ortadaki değerler ve nasıl diyelim ona prensipler önemli. O prensiplerden sapmadan kalabilirsen burayı bile biraz derli toplu tutabiliyorsun Allah şaşırtmasın. ben de coşabilirim yani yarın bir gün bir şeyler yaparız. sonucu ne olur bilmiyorum ama şu e, ana kadar çok arıza e, yaşadım. Yani bunu coşabilirim de sen e, aslında ilk dediğin bu sohbeti girerken anlattığın şey doğru yani sen hayatında bir şeyi değiştirerek buraya çıkacağım diye yok, işte yok. bir, bir şeyi değiştirerek kendini kurmadığın için e, senin kimliğin sağlıklı devam ettiği sürece dijital kimliğin de buna paralel bir onun bir bölümünü yansıtacak Abi işte de şu ediyorum. A toplumu hikayesinin beni en çok Umutlandıran ve korkutan tarafı aynı taraf. Otantik, benlik artık gizlenemeyecek. Yani yavaş yavaş o tarafa doğru gidiyoruz. Şimdi bu zamana kadar 1990'ların, 2000'lerin ve 2010'ların internet hikayesi üzerinden bir şeyler biriktirdik biz. İstediğin kadar görün. Takma isim tak bilmem ne. Şimdi Tabii ya bu... canım internetin başlangıcı herkes olmadığı bir şeydi. Cat Lover 718 evet. falan. <laughs> tamam, bana bir iladesi veren öğrenci. Dedim, bu ne ya? İsminle adam gibi şey al falan. Şimdi bu yeni dönemde pandemiden sonra özellikle bak her şey dijitalize oldu ya artık dijitalde çalışıyor hayat. Ve bir süre sonra senin her yapıp ettiğinde loglandı kaydedildiği için yavaş yavaş neysen o dışarı çıkacak. Ve insanın şu şey dilenması var ya göründüğün gibi ol olduğun gibi görün. Mecbur kalacağın bir günler geliyor gibi. Buraya hazır mıyız bilmiyorum. Mesela benim şimdi hayattaki temel rahatlığım şu. Beni kim sorarsa, soruşturursa, araştırırsa benim her dönemimde kabaca aynı kafa var. Yani siyaseten farklı baktığım, hayat tarzı olarak başka yaşadığım günler çok oldu. Mesela bambaşka yerlerde gezdim dolaştım ama... Ama yöntemsel olarak aynı yöntem. Yöntem hep aynı. Yani hep doğruyu arıyorsun, iyi arıyorsun. Zararlı olandan, kan uzak durmayacaksın falan filan. Şimdi bu temel prensiplerle gittikçe mesela ben şu anda ortada bir şekilde saçılmış olan, benim mühendisliğin çoğunun yapmadığım kimlikten memnunum. Ama bu bir mühendislik eseri olarak yapılmaya çalışıldığında, bazı ünlü simalarda belki böyle bir çalışma var gibi gözüküyor arkada yani bu sosyal medya fenomenleri diyelim. E onların bir kısmının mesela lastiğinin patladığı günler çok yakın. Yani o, biz onları ne olarak işte sağlıklı bilmem ne hede hüdesi falan filan gibi gördüğümüz kişilerin ya da ilişki gurusu diye gördüğümüz kişilerin foyalarının sık sık meydana çıkmasını zaten yaşıyoruz yani öyle bir şeyler oluyor. Ama bunların çok daha aleni olduğu bir devir gelecek gibi. Çünkü artık bu A hali opsiyonel olmaktan çıkıyor yani. Çıktı zaten. Hepimiz bağlıyız. Bir de 7-24 kesintisiz online olduğun bir yakın gelecek düşün. Burada artık yani eskiden mesela şeyi kafam almazdın küçükken. Melekler seni sürekli kaydediyor evladım. <laughs> Lan, nasıl yazıyorlar? şey i̇şte yazıyor abi işte şimdi cebindeki telefon çatır çatır yazıyor. Tamam omuzunda değil de affedersin popo cebinde. Devamlı kaydeden bir şey var bütün aksiyonu. Bunun bir de vücuduna girdiğini düşün. <laughs> Güzel hale oldu aslında. Tabii mi? Yani her şeyimiz aslında dijitalize artık. Yani bütün davranışlarımız. Ha içimizdeki düşünceler aksiyona geçmeden belki dijitalize edilmeyecek ama onlar da bir şekilde elimizden ve ağzımızdan kaçacak yani kurtuluşu yok. Bazı davranışlardan onlara bir bölümü de tahmin edilebilir de oluyor ya. Tabii. Yani bazı davranışlarını gördüklerinde hani orada ne yapacağı ya da olası olsa ne yapabileceğini. İşte tamam. Algoritma bunun üzerinden zaten seni tahmin etmiş. Yani orada diyeceğim ahlaklı olmanın, kişisel olarak prensipli, ahlaklı bir değer sahibi olmanın belki çok daha önemli olduğu bir devre geliyor olabiliriz. Yani bir insan bu kadar yaygın ve üstüne değerler yapıştırılan bir kimliği kontrol edemez artık. Yani yalan şey söyleyemeyeceğimiz bir dünyaya Aynen mı gidiyoruz. Öyle. Aynen öyle. Kendin ol abi. Ama kendin de işte kendini bilirsen iyi bir şey yaptığını yaptığını emin olacak kadar kendi üstüne çalışmışsa sal gitsin. Benim en baştan beri mesela herkes rahmetli babam da bir web sitesini açtı. oğlum bütün ailemizin sırlarını dökmüş, internete yazıyor falan diye. <laughs> Benim internette ilk tanıştığımda bir stratejim vardı. Yani ciğerler internette. Ben hiçbir şey öyle gizlemek, gizlemek hiç düşünmedim. E, tabii bir sürü güvenlik sorunları bilmem ne onun farkındayım. Yani işte elden geldiğince ona dikkat ediyoruz falan ama bence iki tane seçenek vardı baştan beri. Ya her şeyin orada olacaksın ya dokunmayacaksın. Dokunmayacaksın. Yani arası yok. Ve şimdi hakikaten onun gerçekten mecburi olduğu bir zamana geldik gibi geliyor bana. Yani terbiyeli ve iyi olmak için daha çok nedenimiz var. Maliyetini karşılayabilenin yalan söyleyebileceği bir dünya. O ağır oldu. Evet. evet. Ama böyle olacak gibi görünüyor. Parasını verebilen. Umu evet. Yani Yaz bu... ikindiye kadar bile yanmayacak yalançının. <laughs> evet. Ee, bir dünya gelecek çünkü evet genel ortalama doğru söylüyorsun. Yani işte doğru verileri doğru incelediğinde hamilelikleri bile insanlardan önce haberdar edilebiliyor biliyorsun. Bu Ki 10 sene önceki hikaye. Evet. evet. Şimdi kim bilir neler. Evet. Benim bunları söyleyeceğimi de tahmin ettim mi acaba? <laughs> yani öyle olasılıkla tabii yapay zeka ile beraber, e. AI ile beraber bu da yani senin kimliğinin ve hatta bunun üzerinde gelişmiş karakteristik özelliklerinin şeyde bir yansımasını oluşturabiliyor ya olabiliyorlar artık ya yapay zeka olarak. Yani işte Sinan Canan üslubuyla şu kitabı ya da şu konuyu bana yazar mısın dediğinde de artık şu anda teknik olarak Bart da yapabiliyor. Abi ben ChatGPT de Geçen diyor. hafta iki gün tam tatil yaptım kendime. Ana işim bu ChatGPT ve ilişkili teknolojiler araştırma. Vallahi yorgun düştüm. <laughs> Yok yani. Yaş, gerçekten yaşlı hissettim kendim ya. O kadar çok şey var ve ben daha araştırırken yeni bir şeyler o kadar hızlı çıkıyor ki iki gün içerisinde. Allah kolaylık versin yeni gençlere vallahi ne diyeyim yani çok zor iş. Ya bağlantısallık ve yorumlamayla alakalı bir temel teknolojide gerçekten bir atak gerçekleşti. Şimdi o ataktan kaynaklı çok fazla teknolojik üründe karşılar her şeyde. Yani nereye yapıştırsan ya da onu nereye eklersen oradan bir şey çıkıyor yani. Ya teknolojinin enteresan bir kuralı var. Birkaç zaman evvel Isaac Asimov'un David Letterman'ın programına 80'lerde konuk olduğu bir ölümünden evvel konuk olduğu bir şey izledim kaydı. Isaac o tahminlerde bulunuyor. Mesela diyor ki işte yani şimdi bilgisayarları hiç anlamıyorum diyor şey Letterman o zaman. Adam diyor ki bak radyo çıktığında dedi ilk radyo kocamandı diyor. Şimdi diyor küçücük oldu. Bilgisayar da diyor şu anda karmaşık gözüküyor ama yarın çok küçülecek falan diyor. Her teknoloji ilk çıktığında karışık gözükür. Ondan sonra öyle basitleşir ki varlığını unutursun. Abi prensibe bak sene 2023 terifi dinliyoruz. Hakikaten şimdi mesela yeni bir şey çıktı. Ben bunu ne yapacağım? Abi sakin sakin. Ki bu eski zaman skalaları gibi değil. Bir sene, iki sene sonra artık fark etmeden kullanıyor olacaksın. Ama işte insan merak ediyor yani. Acaba nasıl, <laughs> nasıl olacakmış? Nasıl oluyor, oluyor, Vallahi... Biz hala radyonun içinde adamlar konuşuyor galiba durumundayız. E'ye bakarken değil mi? Yapay zekaya bakarken. Ah, ah o günler yok. <laughs> şeyde, radyonun içinde küçük adamlar konuşuyor sanırım. Evet, o, o durumdayız. E, hala doğru söylüyorsun. Özellikle yapay zekayı anlamayla alakalı işte babaannelerin bu televizyonlardan kapanıyordu bu düğme durumundayım. Şu, anda ben chat çipiti de valla neredeyse kendim öyle hissediyorum yani. E, nasıl oluyor da oluyor bölümünde böyleyim. Ben kullanıyorum. Yani hani bir, bir, ha, bir, bir ben de kullanıyorum canım. Ha, yani Ama kullanıcı şeyi tarafını... yani mantığını ve erimini çözemiyorum yani. Ve şimdi ben mesela orada yaptığım her aramadan öğreniyor bu herif. Herif dedim gene. Onu sürekli herif diye bahsediyor. Er, er, eril diye bakıyorum. Biraz ya. yani öğreniyor ve benim dijital kimliğime bir şey işleniyor orada. Bu adam bunu arıyor, bunu bakıyor. Benimle ilgili bir şey öğreniyor. Ona göre kanaat geliştirip Bana bir şeyler söylüyor. Çok bunaltıcı. Yani bilmiyorum ki kara kutu. Bu arada programlayan da bilmiyor. Hakikaten kara kutu. Ve orası ben, benimle ilgili bir şey biriktiriyor. Ve ben bunu hani çok taşı yapmıyorum ama insan merak ediyor abi. Ne oluyor acaba arka planda? Beni nasıl görüyor? İşte o yüzden yani demin söylediğim şey geçerli. Otantiksen, rahatsan, prensip üzereysen, yolunda gidiyorsan ve hakikaten çeldiricilerle ilgili belli bir çalışmışlığın varsa yani böyle korumaların varsa bence hani çok anlamasan da olur ama eğer böyle bir ikirciklik varsa bu devirde bir ip yani. Çok fena. Ee, bir süre sonra yani bir kuşak kadar sonrasında, bunu ben kendi yaş sınırımın içerisinde görebileceğimi zannediyorum. E, dijital kimliğin kendisi, hani en baştan çocukla alakalı proje hani eğitimiyle ilgili, nasıl büyüyeceğiyle ilgili, ekonomisiyle alakalı plan proje yapılırken, bir kişiliğin gelişiminde ya da varoluşunda... Mecburen planlanması gerekecek bir şey dönüşecek gibi görünüyor. Ama bizim kafayla olmayacak o. Yeni bir planlama gerekecek bence. E, aksine yani bunu çok net keskin bir şekilde şimdi yapanı görüyorum. Ha bizimki derken benimki gibi de kazanıyor. Ha, ha anladım. Senin stratejik kafayla yapılması gereken bir evet, şey. Evet evet. Ama o yani e, Şimdi atıyorum gelecekteki 20 sene sonrasındaki dünya ile ilgili para ekonomi saygınlık işte düzgün eş bulabilme gibi talepleri olan herkesin mecburen bu bağa ihtiyacı var. Yani şimdi bu taleplerden vazgeçerek var olacağım bir hani dünya tipi de yok. E mecburen ister mesela yani senin 20 sene önce ne düşün? Yani 20'li yaşlarının başlangıcını düşün. Bizim olan doktor olsa, okusa ya da işte şunu yapsa mesela hani bununla alakalı annenin babanın hayal edebileceği yani kendi hayatlarının geleceğiyle alakalı planlayacağı şeyin şimdiki modeli böyleymiş gibi görünüyor. Yani şimdi Karamürsel'in önünde sevgili bekliyorduk. <laughs> Vay aslında. Yani şimdi mesela ne kadar şimdi doğan bir çocuk umarım büyüyünce avukat olur dediğinde yani, <laughs> Çocuğa ne de büyük bir haksızlık ediyorsun değil mi ya da doktor olur dediğinde yani avukatlık mesleği için söylemiyorum yani. Öğretmen olur, doktor olur. Şimendifer makinisti de olsun demekle aynı şey. Aynı şey yani hani çünkü öyle bir şey olmayacak gibi görünüyor ya da statüsünü parasını öyle bir şeyden kazanmayacak gibi görünüyor. Ya, aklıma da geldi biliyor musun? İşte bak rahmetli dedem özellikle son zamanlarında böyle birisi İngilizce öğreniyorum işte İngilizce ders alıyorum kursa gidiyorum dediğinde tek bir soru sorardı. Karakola düşsen tercümanlık yapabilir misin? <laughs> Polismiş ya. Hep İngilizce orada. Karakolda tercümanlık da işe yarıyor gibi. Abi bu hikayelerden çıkmak zor işte. Ne yapacaksın yani? Evet yani bir şeydi. Bir de öte tarafta bu sistemin kültürünü de çok bilinçsiz bir şekilde de biz kuruyoruz. Yani bu arada yani biz kuruyoruz derken hani böyle üzerimize statü yüklemişim gibi oldu ama aslında değil. Bayağı bilgin, yalan, yalan şeklinde. Ne yaparsan elinle o gelir. Seninle, seninle hikayesi yani bir sonrasında evrilecek şeyin kökünü böyle burada farkında olmadan oluşturduğumuz şeylerle kuruyoruz. Ulan içim daraldı yemin ediyorum. Ben <laughs> siliyorum interneti komple. Yak <laughs> yak. <laughs> Silen delete. Delete old. Y Yayınlama bu YouTube'u falan. <gülüyor> <gülüyor> Ee, üzerine düşünülmesi gereken ya da kafa yorulması gereken bir başlık. Ben valla bu şeyde düşünmemiştim ama hakikaten kimlik diye yere gidiyor yani. Evet, kimlik diye bir hani sosyal ilişkilerimizi yapılandırmak için kullandığımız ve bir başkasının bizi tanımlamak için ihtiyaç duyduğu bir yapı vardı. Ve kimlik eskiden çok basit 3-5 şeyle tanımlanırdı. Kimin oğlusun, nerelisin, kaç yaşındasın falan, kadın erkek falan gibi şeylerle. Şimdi öyle değil. Kimlik kimlik tanımlamak için yüzlerce konu başlığı var. Kişiliğini güncelle, kimliğin yenilensin. Hacım. Havalı oldu. Güzel son cümle oldu. Şimdi oraya gönderme. Ne diye merak edenler eski konuşmalarımıza bak. Tamam. Güzelmiş.